Yani herhalde kimsenin aklına gelmezdi Türkiye'de bir çok sesli koronun bu noktalara geleceği. Türkiye'de çok sesli koro müziğinin ki kültürümüzde aslında yeri yok maalesef. Halkımıza bu kadar fazla şey ifade edeceği, halkımıza bu kadar cesaret vereceği, toplumu bu kadar yüreklendirebileceği kimsenin aklına gelmezdi ta ki 5-6 yıl öncesine kadar. Tabii ondan önce ben nasıl bu işlere bulaştım, biraz ondan bahsedeceğim. Aslında benim de böyle bir müzik adamı veya şef olacağım muhtemelen kimsenin aklına gelmedi çok küçükken. Biraz erken bir yaşta, neredeyse iki yaşında okuma yazmayı öğrenince beni tutup doktorlara, IQ testlerine, işte oradan nasıl bir çözüm bulabiliriz diye oradan oraya koşturmuşlar. Geleceğin işte parlak bilim adamı, geleceğin yıldızı gözüyle bakılırken ben sonra böyle bir şey oldum. 3 yaşında tesadüfen bir oyuncak enstrümanla tanıştım ve onunla kendi kendime bir şeyler çalmaya başladım. Daha sonra onun bir büyüğü geldi, derken ben yavaş yavaş böyle işin içine girmeye başladım. 7 yaşında kilise korosunda şarkı söylemeye başladım. Orada kendi kendime nota okumayı öğrendim. Koro müzik biraz öğrendim. Daha sonra aynı dönemde birçok şeyle uğraştım. Yani işte ne bileyim modern dans olsun, halk oyunları, bilim, spor dalı. Galiba bunların hepsinin ortak yönü bana çok şey katması dışında. Hiçbirine aslında böyle hani çocukların genelde yaklaştığı gibi, yani büyüklerimizin de tabii, çok hobi gözüyle değil de hepsini çok ciddiye alarak yapmak, hepsinden kendine çok büyük paylar çıkartmak ve aslında şu anki bütün bu performanslarımıza, Boğaziçi Caz Korosu'nun ve diğer korolarımın bütün performansına yansıyan şeylerin bir birikimi onlardır. Lisede benim için çok önemli olan bir tiyatro deneyimim var. Aynı zamanda bir müzik grubumuz vardı, işte çalıp söylüyorduk kendimizce, yarışmalara, festivallere katılıyorduk. Üniversite zamanı geldi, sınavdan bir ay öncesine kadar hala ne okuyacağımı bilmiyordum. Sadece nerede okuyacağımı biliyordum. Yani beynimde şöyle bir şey vardı, ben herhalde Boğaziçi Üniversitesi'nde okurum. Öyle de oldu. Ne okuyacağıma da bir şekilde hızlı bir elemeden sonra bir psikoloji, bir de matematik seçeneği vardı önümde. Yani onları elemiştim, onlar kalmıştı. Matematik otomatik olarak sayısal bölüm olduğu için seçtim ve okumaya başladım 2005 yılında. Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu çok sesli gençlik korosuna dahil oldum. Bir yandan da okula girer girmez müzik kulübüyle tanıştım ve okulun müzik kulübünün caz korosuna şarkı söylemek için dahil oldum. Bir yandan işte okul devam ediyor, ben pek derslerle ilgilenmiyorum, gitgide kendimi müzik işlerine veriyorum, tiyatro devam ediyor derken 2 yıl sonra koronun o zamanki şefi Amerika'ya gidecekti eğitimine devam etmek için. Koroyu bana bıraktı. Bana bir sorumluluk verildiği zaman galiba onu böyle sarıp sarmalayıp, yani her şeyden önde tutuyorum. O yüzden de büyük bir aşkla ve tutkuyla başladım. 2007 yılıydı, yani şefliğe başladığım yıl. Yeni baştan bir seçme yaptık. Çok ufak bir ekiple başladık 2007'de. Arkasından ben bir sene sonra matematiği bıraktım. Müzik okumaya başladım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Bir yıl orada bestecilik okudum, sonra orayı da bıraktım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Hala orada öğrenciyim. Hala lise mezunu olarak karşınızda duruyorum. Belki burada genç arkadaşlarım mezun olacak, master doktora yapacak. Ben hala böyle takılacağım 10 yıl sonra, kim bilir. Koro bir yandan yolculuğuna başladı benim de. 7 kişi başladık. Arkasından 4 yıl içinde birçok Türkiye ve hem ulusal hem uluslararası çapta etkinliklere, yarışmalara katıldık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Süper bir ivmeyle 2011 yılına kadar 35 kişi olduk tabii hep yenilenen kadrolarla. Türkiye'nin birçok üniversitesinden davetler aldık. 2011 yılında maalesef evimizi bırakmak zorunda kaldık. Üniversiteyle yollarımızı ayırdık. Tam o dönemde aslında bir metro videosu, şurada da izlemiş olduğunuz videolardan bir tanesi. Dünya Koro Şampiyonası'na katılabilmek için sponsor arıyorduk ve o videoyu çektik. Arkasından sponsorumuzu bulduk. Büyük zorluklarla da olsa o zamana kadar o videonun yarattığı farkındalıkla sponsorumuzu bulduk. Dünya Şampiyonası'na gittik. 2 tane dünya şampiyonluğu kazandık ve Türkiye'ye döndük. Ama tabii ki bu videonun amacı sponsor bulabilmekti, evet, başta. Bunun yanında çok daha büyük şeylere vesile oldu tabii ki. Bu bahsettiğim şey, Türkiye'de koro kültürünün yaygınlaşması, insanların koro müziğiyle tanışması aslında biraz da bu 2011 yılının Haziran ayına denk geliyor diyebilirim. Hepimizin kafasındaki belki de kemikleşmiş koro algısını, yani sıkıcı koro algısını, ellerde klasörler, simsiyah kıyafetler, işte yani beni affetsin büyüklerim ama balık istifi gibi dizilmiş koristler. Dolayısıyla bu işin sadece böyle yapılmayacağını, çok daha eğlenceli şekillerde de icra edilebileceğini bir anlamda göstermiş oldu. Bir şekilde caz için de aynı şey geçerli. Sadece elit bir kesimin dinlediği, işte belli kulüplerde, belli konser mekanlarında icra edilen bir müzik değil de halkın arasında aslında çıkış noktası olan halkla birlikte nasıl güzel icra edilebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla bu çok önemli bir kırılma noktası diyoruz Türkiye kültür sanat dünyası için. Çok da mutluyuz ve gururluyuz tabii ki. Arkasından 2012'de artık yolumuza bağımsız bir şekilde devam ediyoruz. Çalışma yerimiz yok, zorluklar çekiyoruz. Birçok zorluk çekiyoruz. O yıla kadar da çok fazla zorluk çektik zaten. Ama 2012'de dımdızlak kaldık kendi başımıza. 3 tane çok prestijli festivalden davet aldık. Onlara gidebilmek için çok uğraştık, çok hazırlandık. Bir sponsor desteği ihtimali çıktı. Ve tam kesinleşmek üzereyken iptal oldu. Bir hafta kala 300.000 lira borcun altına imza attım. Total bir 300.000 borcun altına diyebilirim. O zaman 23 yaşındaydım. Düşünecek olursanız birazdan onları da konuşmama sıkıştırmaya çalışacağım. Arkasından bu yarışmalardan ve festivallerden yine çok güzel başarılarla, ikincilik, üçüncülüklerle döndük, altın madalyalarla döndük. 2013 yılında Fransa'da bir turnedeyken Türkiye'de son yılların en büyük halk hareketi cereyan etmeye başladı. Ve biz apar topar döner dönmez oraya dahil olduk. Milyonların sesi olan bir uyarlama yapmış olduk. Çok spontane bir şekilde aslında. Kürşat arkadaşımız sağ olsun. Onun yazdığı sözlerle biz aslında her zaman repertuarımızda olan 2 tane çok sesli türküyü seslendirdik ve bu tabii ki çok önemli bir şey çünkü Türkiye gibi çok sesli koro müziği geleneği olmayan bir ülkede böylesine önemli, böylesine kuvvetli bir hareketin neredeyse sloganı haline gelebilmiş 2 parçanın, özellikle bir tanesini tabii hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bir çok sesli türkü, çok sesli bir koro aranjmanı, düzenlemesi olması bize çok şey ifade ediyor. Onun yanında milyonların bu türküyü hep birazdan seslendirebilmesi, aslında hep hayalini kurduğumuz 70 milyonluk bir koro olma yolunda bizlere çok çok ümit verdi. O dönem çok hassastı çünkü. Arkasından 2014 geldi. Artık bizleri dünyanın zirvesi kabul edilen festivallerden davet etmeye başladılar. Bu festivallerde Türkiye'yi genellikle ilk kez temsil eden topluluk olmanın gururunu yaşadık hep birlikte. Sadece konu değil, beni de dünyanın 4 bir yanına atölye çalışmaları için, Türkiye'de 4 bir yana atölye çalışmaları için çağırmaya hala devam ediyorlar sağ olsun herkes. Ve konu bugüne kadar geldi. Ama 2014 ve 2016'da biz aslında 2 ufak adım daha attık bu anlamda. 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosu 15-20 yaş aralığında ve şu an yaklaşık 55 tane üyesi var koronun. 2016'da yani daha geçtiğimiz Ekim ayında Magma diye çok yeni bir topluluk kurduk. Bu topluluk ise yaklaşık 110 kişi ve yaş aralığı 21 ila 70. Evet, 70 yaşında koristimiz var, Melek Hanım. İnanılmaz bir insan kendisi. Biz bunları niye yapıyoruz? Yani zamanım azalıyor, o yüzden biraz sonuca yaklaşmak istiyorum. Biz bunları niye yapıyoruz? İşte korolar kuruyoruz, yarışmalara, festivallere gidiyoruz. Destek alıyor muyuz? Hayır. 4 yıldır, 5 yıldır hiçbir sponsor desteğimiz yok maalesef. Tek destekçimiz vardı, 2 oldu. Biri Yücel Kültür Vakfı, biri Saint-Michel Fransız Lisesi. İkisi de bize kapılarını açtı, provalarımızı oralarda gerçekleştiriyoruz. Fakat bir festivale gitmek istediğimiz zaman uçak biletlerimizi alan yok veya işte bizim konaklamamızı karşılayan yok. Dolayısıyla aslında biz bir milli takım gibi dünyanın her yerinde, yani herhalde bir 10 ülke gezmişizdir, belki daha fazla. Türkiye'yi en iyi şekilde, kendi kültürümüzü, kendi müziğimizi en iyi şekilde temsil ederken yanımızda duran hiç kimse yokken biz bunları niye yapıyoruz, niye hala debeleniyoruz? Ben bu yaşıma geldim, hala niye üniversiteyi bitirmedim? Matematiği, müzik okumak için bıraktım ama müziği niye bitiremedim diye soracak olursanız eğer, koro müziğine çok inanıyoruz arkadaşlar biz. Biz koroda şarkı söylerken çok fazla şey öğreniyoruz. Koroda şarkı söylerken birbirimizi daha fazla dinlemeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimize tolerans gösterebilmeyi, birbirimizin farklılıklarını, her birimizin farklılığını birer dezavantaj olarak değil de birer zenginlik olarak görebilmeyi ve bundan keyif alabilmeyi, tek bir vücut olabilmeyi, tek bir ses çıkarabilmeyi birebir yaşıyoruz ve bundan büyük keyif alıyoruz. Ve neden bizim toplumumuzda, neden bizim dünyamızda artık savaşlardan, kavgalardan kurtulup da dev bir koro olamasın diye düşünüyoruz. Aslında tek istediğimiz bu. Koro müziğinin gücüne çok inanıyoruz. Koro müziğinin yaydığı mucizevi etkiye çok inanıyoruz. Birleştirici ve bütünleştirici, insanca yaşamayı öğretiyor bize koro müziği. Dolayısıyla aslında koronun misyonlarından biri yurt dışında kendi kültürümüzü en güçlü şekilde temsil etmek iken, bir diğeri ise Türkiye'nin dört bir yanına bu mucizeyi yaymak, ardından tabii ki tüm dünyada bu akımın bir parçası olmak. Bunu son yıllarda çok çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Ama adımlarımıza daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bizi çok fazla zorluk, çok fazla engel karşımıza çıksa da gerçekten herhalde bugüne kadar pek yıldıramamadı ki hala şu an karşınızda ayakta durabiliyorum. Yoksa konuyu bir herhalde 50 kere kapatmıştım, vazgeçmiştim bu sevdadan. Sanırım en önemli şeylerden biri bu noktada. Eğer bir tutkunuz varsa onun peşinden gidebilmek, o cesareti gösterebilmek. O yüzden son kelime çok iyi, cesaret. Bu konunun belki birkaç anahtar kelimesi varsa onlardan bir tanesi cesaret, risk almak, vazgeçmemek olacaktır diye düşünüyorum. Başımıza ne gelirse gelsin, hayatta zorluklar her zaman olacaktır. En önemli şey tutkularımızın peşinden gitmek. En önemli şey insanca yaşamayı, insanları sevmeyi her zaman hayatımızın merkezinde tutabilmek ve insanlarla duygularımızı, sevgimizi paylaşabilmek için ne olursa olsun, hayat bize ne getirirse getirsin, bu en büyük tutkumuzdan hiçbir zaman vazgeçmemek, cesur olmak, vazgeçmemek, vazgeçmemek ve vazgeçmemek. Hepinize teşekkür ederim.